Videoda da Turgut Yılmaz'dan bahsederken şey yaptın ya, sen de imalı konuştun, burası çok önemli dedin. Sonra geçiştirdin, devam ettin. İleride öğreneceğiz herhalde ne konuşuldu. Ya kendisi şey yapıyor. Net şekilde şeyi veriyor, yolu haritasını veriyor. Fakat mevzu şey aslında daha çok konuşulsun, işte haberler yapılsın, TT olsun isimler, haber siteleri, haberler geçsinler, işte insanların hafızasına kazınsın bu adam kim yani. O gizemi almak istiyor üzerinden. Çünkü bunlar için bu çok önemli. Gizemli şeyde kalmak. Adlarının anılmaması, fotoğraflarının çekilmemesi, haberlerinin yapılmaması bunlar için çok önemli. Sedat Peker'le Alix Bey'si gelir mi? Seçime bir ay kalır. Ben şeyi sordum o tayfaya. 140 Journos'ta niye program yaptınız diye. Bir tane imkanları olmuş belgesel için. Şimdi herkes yani öyle yapıyor. Bütün gazeteciler röportaj yapmak isteyecektir yani. İçgüdüsel olarak. Sordum. Dedi ki 2 seçenek vardı. Yani o taraf dedi onu. 2 seçenek vardı. Bir Cüneyt Özdemir, bir de 140 Journos. O 140 Journos tarafına karar vermiş. Orada onların ekibi var ya bir tane işte. Medya konusunda. Dedim keşke Cüneyt'le yapsaymıştınız. Çünkü ben şeyi beğenmedim. 140'ın belgesini hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim, çok kötüydü. Yani o gün bir de rage attım ya burada. Rezillik diye. Getirmişlerdi. Yani, Bülent Arıcı getirmişti. Allah kitap aşkına Bülent Arıcı ne alaka abi. Bülent Arıcı getirmişlerdi aynı belgeseli Sedat Peker'le. 50.000 soru var. Adama sorabileceğin 50.000 tane soru var. Aynı bizim gibi işte Doğu Perinçek yayını gibi. Adama sorabileceğin 50.000 tane soru var. Hesap hakkında ne düşünüyorsun? Dedim ona da keşke dedim şeyle yapsaymışsın ama yapacak bir şey yok. Yasağa kalkar mı onların? Ne olacak? Nasıl yapacak? Video çekecekleri kesin ama onu sürekli söylüyorlar zaten. O bu şu an hemen ulaştı. Diyor ki 140 bize Cüneyt Özdemir'den önce geldi. Yazmış. Emre. Ha, o zaman yanlış hatırlıyorum. Ben yanlış hatırlıyorum bunu. Kronolojiyi yanlış hatırlıyorum ama ben yine Cüneyt tarafında daha doğru olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir sonuç ortaya çıkardı. Abi Sedat Peker'i aklamak için konuşmuyorum ama stratejik zekası çok iyi değil mi? Evet, ben de bu Mesut Yılmaz mevzularının öncesini bilmiyordum. İşte uçakla Türkiye'ye gelişi, işte teslim oluş. Ya bir insan diyorum ki bak videoyu izlerken de tamam şimdi diyorum ki tamam konu en son Mesut Yılmaz'a gelecek. Tamam diyorum. Tahliyesi buna bağlı olacak. Adam her şeyi planlamış. O kadar rahat. Kral gibi geliyor ülkeye. Çıkıyor. Tamam dedim. Bu adam satrancı iyi oynuyor. Asla kaybedeceği oyuna girmez. Güvenlik protokolü mevzusu yasaktan kastım. Bunu da söyleyebilir misin sevgili Cavsım? Katılmak isterdik ancak güvenlik protokolü. Yasak gelmiş. Cüneyt Beylerin belgeseline yetişememişler. Ha işte tam. Kronolojiyi ben karıştırdım o zaman. O protokol mevzusunu imza aldıkları zaman bunlar yapamıyorlar artık. Paylaşım falan yapamıyorlardı. Yani çok 140 sonrası çok saplayınca çok kızıyorlar. Bir de herkesin böyle şeyleri var ya, fancıkları her yerde. Eleştirdiğin zaman anında çıkıyorlar. Diyorlar niye eleştiriyorsun falan diye. Ben beğenmedim. Ben basat olduğunu düşünüyorum. Çünkü konsept sıkıntılı bir konsept. Konsepti yapmışlardı. İşte devlet adına işlenen suçlar. İşte Atatürk'ten başlıyorlar falan böyle. İşte Gazi Mahallesi olayları falan. Böyle alakasız konular. Yani yine o kafası var ya. Yine işte derin devlet aklı kafası var orada. Jitem'e bağlıyorlar bir noktada. Hiç alakası yok. Jitem hiç alakasız konuyla. Çünkü terörle mücadele var orada. Terörle mücadelenin bir sonucu. Dünyanın her yerinde var. Amerikalılarda da biliyorsun benzeri şeyler yaşadılar. Irak'ta, şurada, burada. İnsan doğasıyla alakalı bana sorarsan biraz da. Onu da oraya katmışlardı. Çok değişik böyle bir karman çorman bir şey olmuştu. Bülent Arınç da eski Tayyip Erdoğan'ı övüyordu falan. İsmail Saymaz arasında bir şeyler söylüyordu. 30-40 dakika bir şeydi. Ondan sonra da kapandı zaten. Yaptı ama herhalde Cüneyt Özdemir yapmıştı. Suçlu ve Güçlü mü ne öyle bir belgesel yapmıştı herhalde. Oydu. Değil mi? Ha ben şimdi gördüm mesajını. Dur. Biri şöyle bir soru sormuş. Sen cevap versen daha yetkinsin. Bana sormuş ama oğlum dur ben bilmiyorum o kadar. Mansimov'u neden FETÖ'cü olarak konumlandırıyorlar Azeriler? Bunun Sokar için artısı nedir? Çöken şirkettir. Sokar için artısını sormuş. Niye direkt FETÖ olarak adlandırıyorlar demiş. Çok baştan girmiş konuya. Sokar. Ya bunlar kavga ediyorlar ya. Videoda anlatayım, tekrar anlatayım size. Bunların kavgası başlıyor. Aslında aralar çok iyi. Yani Mansimov çok herkesin istediğini veriyor. Herkesle iyi anlaşıyor. Erdoğan ailesine çok büyük katkıları dokunuyor maddi yönden. Herkesle anlaşıyorlar ama bu mevzu şey. Yani Sokar büyüyor. Bu Panama Papers'a falan bakarsanız orada Aliyevlerle alakalı çok şey yayınlanmıştı. Yani Türk tarafı için o kadar çok şey çıkmadı oradan. Beklendiği kadar. Pandora, pardon. Panama değil, Pandora'dan. Londra'da işte alınan gayrimenkuller falan filan Aliyev ailesi için çok şey patlamıştı. Bunlar Sokar'ın da orada çok geçiyordu. O offshore hesapları falan var ya, Sokar mevzusu oradan çok geçiyor. Sokar oranın resmi kuruluşu aslında. Fakat el altından Aliyevlerin. Azerbaycan'ın yeraltı şeylerini satıp oradan bir güzel zenginleşiyor bunlar. İşin mevzusu bu aslında. Fakat bunlar Türkiye'ye geliyorlar ve total mevzusunu orada anlatıyorum. 2019'da şey yapıyorlar. Demirören'le görüşüyorlar. Yapmak istedikleri şey şu. Çıkarımdan dağıtımına, yani akaryakıt istasyonuna kadar, rafineriden akaryakıt istasyonuna kadar bütün dağıtımı kendileri yapmak istiyorlar. Yani maksimum verimini elde etmek istiyorlar. Fakat bu Azerilerin ve Azerbaycan'dan genel olarak birisi geldiği zaman mübariz bunların işlerini hallediyor. Mansimov hallediyor. Çünkü Türkiye'de çok şey. Yıllardır Türkiye'de. Türkiye'nin şey, hatta Ermeni'yi bile o getiriyor Türkiye'ye. Bu Lev Aslan şey var ya, Recep Canpolat daha iyi biliyor. Direkt gitti şeye. Bunların davasına gitti. Direkt yargılanıyorlar. Bu Kingston kardeşler falan. Direkt davalarına gitti Amerika'da. Onların bile şeyini mübariz Mansimov yapıyor. Hatta o kadar ileriye gidiyor ki mübariz Mansimov. Ukrayna'da şeyle tanışıyor. Bu Trump'ın yakında bir iş adamı vardı. Yahudiydi galiba o da. Lev Parnas mıydı? Google onu arkadaşlar düzeltsin, ben telefondan bakamıyorum şimdi. Lev Parnas olması gerekiyor. Sonradan Trump hakkında şey yaptı. İşte geri ifadeler falan verdi. İşte ben kullanıldım, kendimi kullanılmış hissediyorum falan filan. En büyük Trump destekçilerinden biri. Doğru söylemişsin abi. Lev Parnas mı? Ha, bu da mübarize Ukrayna'da maçta mı ne tanışıyor bunlar. Sonra oradan bir şey çıkarıyor mübariz Mansimov. Bak zekaya bak. Türk Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir kanal çıkarma fikri geliyor aklına. Hani dışişlerinden direkt Trump'a ulaşayım. Bizimkilerle Trump'ın arasını yapayım kafasına giriyor bunlar. Hatta mevzu o kadar ileri gidiyor ki bu SBK mevzusu falan da buna bağlı. Yani bu aslında global bir mevzu. Bu SBK davasından sonra biz bunu göreceğiz aslında. Global bir mevzuya evrilecek bu Türkiye için. Oradan şey planlıyorlar. Yani Trump tarafından bir olur alalım ve Fethullah Gülen'i özel uçağa bindirip Türkiye'ye getirelim. Bunu mesela mübariz Mansimov bir şekilde halletmeye çalışıyor. İş adamları arasında. Farhad Ahmedov vardı galiba bir tane. O da milyarder. Yani o bayağı büyük. O bayağı büyük milyarder. Amerika'da olan. O da var bu. Çete demeyeyim bunlara da, grup yani bunların arasında. Mübarizin önemi bu kadar büyük yani. Şimdi Sokar tabii biraz Azerbaycan'ın şeyinden güçlendiğin zaman, Aliyevlerden de güçlendiğin zaman bir de o sıkıntı var. İkinci olarak da Sokar kendi işini kendi görmek istiyor. Yani mübarizin yenmesi gerekiyor. Onun için dedi işte Sokar'ın şeyde çalışan Recep Canpolat bunu daha net anlatır size, o denizcilik işini daha iyi bildiği için. Benim uzmanlık alanım değil denizcilik. Hiç ilgilenmediğim konular. O size detaylı anlatır zaten. Deniz Haber Ajansı'na yayınladı onları da. Ben üzerinden geçerek kapatıyorum mevzuyu. Bunların arasında bir kavga başlıyor. İki taraf da birbirini FETÖ'cülükle suçluyor. Sokar'ın içerisinde de FETÖ yapılanmaları var. Çünkü Azerbaycan'ın içerisinde bizdeki kadar FETÖ yapılanması var orada da. Emin olun yani. Dolaylı olarak doğal. İşin doğası gereği. Özellikle eğitim kurumlarında. Özellikle eğitimde Azerbaycan. Hatta bir ara şey yayınlanmış. O bilinmez mesela. Azerbaycan'da genel kurmay arasında ses kayıtları yayınlamıştı FETÖ. Ses kayıtları falan yayınlamışlardı orada. Bizdeki gibi aynı o dönem. Orada da ayrı bir skandal vardı. Fakat konuyu bağlamak gerekirse mübariz Mansimov. Ya birkaç videoda adını geçiriyorum ben Palmali'nin. Evet, gerçekten Pensilvanya'ya gitmiş Mehmet Ağar'la. Mehmet Ağar'la birlikte gitmiş oraya. Mehmet Ağar görüştüm anlattığına göre. İşte ne bileyim bu Masum Kırmızıgül FETÖ filmi çekmiş ya bir tane New York'ta eşimler. Ona sponsor olmalar falan filan. Hani evet yapmış gerçekten, fakat onların kızdıkları mevzu şu. Hani siz aklandığınızda ben mi FETÖ'cü oldum? O kafadaydı. Onun eleştirisi o yönde herhalde. Ve bir de şey o herhalde mezhep olarak da hani şey, Sünni mezhepten değil. O da bir absürt. Yani FETÖ'cü olması da absürt olur. O kendini o şekilde savunuyor zaten. Yani ben bu Sünni mezhepten değilim. Ben nasıl FETÖ'cü olacağım falan gibisinden. Özetle aralarındaki kavga bu. Sokar'la Palmali kavga ediyor. Bizi o kadar ilgilendirmiyor Türkiye olarak. Yani gündemimizde değil. Ancak Azerbaycan'a çok tartışılıyor mevzu. Yani çok gündem orada. Biz de Demirören'le birlikte giriyor mevzu aslında. İşte Alaaddin mevzusu, yalan ifade mevzusu vesaire. Propagandası. Abi Cüneyt Özdemir medyada, Kenan Taş var. O da isterseniz mikrofon isteği atın. Kenan abi hep geliyor, dinliyor, gidiyor. Burada mı? Yok, hep geliyor ya işte. Aynen. Ara sıra girip çıkıyor, konuşacak bir şey yok. Ne konuşturacağını adamın şarkıda. Aynen o şey ya. O toplu istihbaratı sabah bülteninde Cüneyt abi ortamı veriyor. Yani doğrusu ama yani. Yapması gereken o. Bunu şeyler merak ediyor. Bak dikkat et şimdi. Sokar'ı şey konuştun ya. Palmari ve Sokar'ı. Senin hı-hı, diğer tutun hep şey dolacak. Azerbaycan'dan şeylerle dolacak. Salam. Evet şu an durdu oldu bile. Full Azerbaycan'dan. Ona çok merak ediyor. Orada herhalde biraz sansür şeyi var biliyorsun. Çok sıkıntılı orada da aslında. Aliyev tayfası. Bu işler sansürlendiği için bizim medyadan bakıyor Almanya'da. Buradan takip ediyorlar. Çünkü onların medyasına göre şey yani Sokar hakkın ve hakkın şeyin aklının yanında Mansimov tayfası da böyle iflah olmaz FETÖ'cü. Hani oradanın şeyine göre. Haberliğine göre. Maç bitti geldik. Ha maç vardı değil mi? Ben futbol izlemediğim için hiç takip etmiyorum. Kusura bakmayın maç zevkinizi böldüysem. Belki hep böyle videolar çeksin arada espri yapsın yazmışlar bir video hakkında eleştiri. Evet bence de. Ben şeye böyle arada nefes alıyorsun videoda. Durmadan önemli bilgi. Sonra diyorsun ya Romanya'ya et mi ihraç etmişiz lan biz. Bir soluklanıyoruz devam. Pacing işi zor şeylerdi. O gerçekten tecrübeli adamlara bakacaksın ben. Amerika'da bakıyorum şey vardı. Birkaç meşhur belgesel yapımcısının biyografisini okuduğun zaman onlar anlatıyorlar tecrübelerini. İşte zamanla öğrenmişler. Adam anchormanlikten başlıyor işte belgeselciliğe falan gidiyor. Orada tecrübesini anlatıyor işte şöyle yapmak gerek böyle yapmak gerek diye. Pacing işi zor abi. Bazen tutturamadığımı biliyorum farkındayım. Bazen tutuyorum. Tamamen tesadüf işi yani.